arkadaşlar. Ben Gamze Kaytap. Bu da Öykü Kaytap. Biz yeni uyandık. Bugün ne videosu çekeriz biliyor musunuz? Hafta vlog. Bir hafta boyunca sizlerle beraberiz arkadaşlar. O zaman haftalık vlogumuz başlasın mı? Bir hafta boyunca beraberiz, sıkılmak yok arkadaşlar. Hadi o zaman haftalık vlogumuz başlasın. Anne. Efendim? Ben hastayım. Bir bile sosum. Biraz daha yatakta bir zaman geçirelim. Geliyoruz. Bay bay. Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Biri kazanır, 41'i kaybeder. Uyandım, gözümü bir açtım. Yanımda Mehmet yok, Öykü yok. Sadece telefonuma bir mesaj gelmiş. Aynı, sayak mısın? Sayak mısın? Bu taş yayası ne olmuşum? Koca ayaklı bebek olmuşsun. Sana kötü bir haberim var. Efendim? Galiba bir önceki yapma işlemlerden dolayı saçını açtık ya. Evet. Saçın bitiyor. Nasıl? Ya hayır, şaka mı? Hayır. Hepsi mi gitti şu an saçımın? Arkadaşlar yemeğimiz yiyor. Şimdi parka gideceğiz. Allah Allah, parka mı gitmek istiyorsun? Aç ağzını. Bunu hepsini bitirirsen tamam. Hadi. Hop yedi. Meyve suyu da, meyve suyu da, meyve suyu da. Çabuk çabuk çabuk. Çok güzel ballı meyve suyu. Birazcık içseydin. Hadi aşkım. Geri çıkardı. Ya bu kız benim geldik. Valla deli edecek ya. Kahvaltı siz de yaptırırken bu kadar zorlanıyor musunuz? Biz sadece kahvaltımızı... bunlar. Tamam, sadece bunlar için. Tamam. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Ben bunu zorla yedireyim. Sonra da parka gidelim arkadaşlar. Geliyoruz hemen. 5 minutes later. Arkadaşlar şimdi annem ışıklı ayakkabı soruyor. Tanesi ışıklı ayakkabı alacağız. Biz şimdi hazırlandık arkadaşlar. Parka gidiyoruz. Anne. Oradan AVM'ye gidiyoruz. Anne. Oradan ışıklı ayakkabı istiyor ama alalım mı bilmiyorum. Alalım mı? Evet. Ama pahalıysa? Hadi. O zaman bilemedim. Ucuz bir şey bulursan alırız. Çok acil ihtiyacın yok ayakkabıya. Bir sürü ayakkabım var. Işıklı ayakkabı. İlla mı istiyorsun? Ha. Böyle bir challenge'da falan kazanırsan ödül olarak alalım, bir anlamı olsun. Her istediğini alırsak bir anlamı olmaz arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Önde bulunuyorsun. Ne yaptın? Kız ayıp, kız çakır. Arkadaşlar kapatıyorum kamerayı işte. Sen böyle yaptığın için kapatıyorum. Çok ayıp. Sonunda evden çıktık. Bas kız asansöre. Bas asansöre. Bastın mı? Hangimizin kombini güzel olmuş? Gel puanlasınlar. Kimin kombini güzel olmuş? Bu kız spor ayakkabısıyla dantelli çorap giydim bence. Tarz yani. Benim çünkü böyle bir prenses ayakkabısı. Prenses ayakkabıları giydi arkadaşlar. Mecbur ona bugün ayakkabı almak zorundayız. Çünkü bunlar ona bol geliyor. Giyme dedim yine de giydi. Ama çok güzel ayakkabıları. Bir numara büyük almışım. Göster o ayakkabılarını. Çok tatlış, çok tatlış. Önce nereye gidelim? Parka, parka. Buradaki parka mı gidelim? Ama birazcık hava soğuk, üşümez miyiz? Üşümüyorum. Bir kere sallanalım sonra AVM'ye gidelim. Anne zaten üşümüyorum. Ben böyle kışın arkadaşlar çok dışarıda gezdim. Anne üşümüyorum ya. Anne üşümüyorum. Anneciğim bence direkt AVM'ye gidelim. Işıklı ayakkabı alalım. Hadi o zaman koşalım otoparka kadar. İlk kez indi. Anne duruyor musun? Ayakkabım neden acıyor? Niye acıyor sence? Büyük ayakkabı giydin diye. Yeni ayakkabı alacağız sana, tamam. Zaman ceketim işte daha. Ceketin üşürsün çıkarırsan. Üşümüyor. Ceketimi çıkar diyor. Beni de ele ediyor bu kız. Yürü kız. Zorla giydirdim ceketi. Soğuyor. Hayır. Bu soğukta ceket çıkaramazsın. Üşümüyor. Üşürsün. Şaka mı yapıyorsun? Hadi gel arabamızı atlayalım bakalım. Üşürüm be. Dur, üteye rujuma yapıştı. Gel bakayım. Koş, üşümüyor. Ben üşümüyorum. Yürüyüşe bakar mısınız? Büyük giydi diye böyle yürüyor. Arabamız orada mı? Yanlış yere gidiyorsun. Arabamız burada. İlk ben bineceğim. İlk ben bineceğim. Görürsün. İlk ben bineceğim. İlk ben bineceğim. Oh, ayakkabın düştü işte. İyi oldu. Büyük giyersen böyle olur. Ben açken diyor. Acaba akşam mı sabah mı? Şimdi ben otoparktan çıkacağız. Bence sabah. Ne zaman açkan. Otoparktan çıksak bu oyunu oynuyorlar babasıyla. Bir şey soracağım. Kazanan öpücüğü alır mı? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Akşam mı diyorsun? Evet. İyi de biz dışarıdan geldik arkadaşlar. Gördü dışarıyı. Yine de otoparktan dışarı çıkarken akşam diyor. Burası akşam ama buraya kapı vermiyor. Ben bilmem. Ben sana sence akşam dedim. Sence dışarısı akşam mı sabah mı? Akşam. Hadi o zaman şimdi kapı açıldı. Ben çok heyecanlı. Ne kazanacağım? Sabah kazandı, ben kazandım. Hayır hayır, daha görmedik. Dur, kapağını kapanıyor. Hayır, ben kazandım. Hayır, daha açılmadı. Yavaş git, açılma anlaşa gireceğim. Durun. Açılmadı baba. Açıl, susam açıl. Bakalım sabah mı, akşam mı? Açıl, açılıyor. Öykü kim kazandık? Öykü, ben kazandım. Evet. Sabahmış. Birazcık aşkım duydum. Hayır, sabah. İşte biraz akşam falan. Hadi o zaman böyle. Şimdi babayı öpeceksin. Hayattan baba kazandı. Kızım. Baba kazandı. İkimiz de kazandı. Baba kazandı. Öp hadi. Senle ben kazandım. Tamam, doğru, ikimiz de kazandım. Bir işim var. Senle. Oh. Aşkım bir şey unuttum. Kamerada söyleyeyim de bana kızarsın arkadaşlar.
nasıl unutmadım? Ben bu kamerayı şarja takmışım ama şarjı kaç bak. Yukarı ben mi gideyim? Evet, yukarı babam mı gitsin, annem mi gitsin? Anne. Arkadaşlar beni yukarı kadar gönderecekler. Arkadaşlar AVM'ye geldik. Ön kişinin tatlışlığına bakın. Soğuk değil. Ceketini giydi, çantasını taktı, şapkasını. Ama ayakkabısı yani onu giyme demiş. Çünkü kendi giydi, kendi bilir. Yağmur yağıyor dışarıda. Öykü yağmur yağıyor. Koş, tavşana koş. Yanında dur bakayım. Aynı senin gibi bu tavşan. Poz ver. Ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Çok güzel bir AVM'ye geldik bu arada. Havuzlu. Burada su gösterileri oluyor akşamları. Hadi gel içeri girelim çabuk. Oyun alanının olduğu yere gidelim. Çok soğuk, yağmur yağıyor. Koş. Öykü köpek görse duruyor. Ne görse duruyor. Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Şarkısını söylüyor. Bıraktım onları, ben gidiyorum arkadaşlar. Anne! Yağmur anne! Anne köpek git! Bak köpek, köpek gör. Köpek bak! Sen köpek istiyor musun, alalım mı? Ama yaramaz ki. Evde kedin var, faren var. Bak bak kedin var, hamsterın var, balığın var. Daha ne yapacaksın köpeği? Yaramaz değil. Yaramaz ama. Değil evet. Çok tatlı. Hadi gel. Köpek gel. Köpek gel. Oyun alanına gidiyoruz. Ölçümle. Geldi birden elimizi tuttu. Gel bakalım yürüyen merdiveni. Hoppa. Aferin sana. Aferin. Bilin bakalım öykü nereye koşuyor. İlk ata mı bineceksin? Hoppa. Babanın şimdi ödeme yapıp gelmesi lazım. Yoksa at çalışmaz öykü. 5 minutes later. Kamera oraya koydum. Biz öykü şeklinde oynayalım size izleyeceğim. Ceket de burada kalsın. Ben de ceket. Ben masa olmadım bak. Böyle yapalım. Bakalım yoluna gidiyor. Daha kalsın beni duymayacaksınız. Sana böyle. Öyküş ben de oynayabilir miyim? Oynayamaz. Ben de oynayayım sana. Hayır ben de bebeğim. Senin için değil ki diyorlar. Durun hepsini görün. Şuraya koyayım. Nasıl benim için değil? Ben de oynayayım. Lütfen. Öykü. Ben oynamayayım mı? Senin adın ne? Ay çok tatlı. Benim adım ne biliyor musun? Öykü Karta. Allah Allah. Benim adım Öykü Karta diyor. Sen Öykü Karta mısın? Benim adım ne biliyor musun? Ne? Tamam ben seni tanışmıyorum. Siz iki, üçünüz oynayın. Ben de burada otururum tek başıma. Parka gelince hep böyle oluyor. Beni hep bırakıyor. Arkadaş buluyor kendini. Onlarla oynuyor arkadaşlar. Yalnız kaldım. Fıstım fıstım. Kamerayı aldı. Yaramaz. Bak o kamerayı aldı arkadaşlar. Merak etti herhalde kameranın olduğunu. Ne yapıyorsunuz anlatın bakalım. Bir sürü Barbie'ler var. Barbie evi var. Öykü çok güzel ya. Evimize de Barbie evi alalım artık. İçin bunu bulduk, bunu istemiyor. İlla kızın elindekini istiyor. Gel o zaman arkadaşa diyelim, bunu sana verelim diyelim, onu bize ver diyelim. Aa merhaba. Al bakalım. Değişelim mi? Teşekkür evet. Ederiz. Bizim için buraya kadar gelmiş. Şimdi mutfağa geldik. Burada başka arkadaş buldu. Arkadaşlar Öykü'nün boyunda mutfak var. Fırını var. Tavası var. Hatta ocak bile var. Öykü yemek yapsana ocakta. Hayır yapmam sana. Ne yapıyorsun şu an? Meyveleri mi topluyorsun? Evet. Topluyorum. Bence arkadaşla birlikte oynayın. Aa anne. Neden? Buna. Tek başına mı oynayacaksın? Mutfağını yerleştirdim. Aferin sana. Hadi birazcık mutfağı toparlayın. Çok dağınık. Bu dağınıklık ne? Her yer çok dağınık kızlar. Bu kadar dağınık mutfak mı olur? Hastane, polis. Burası yemekhane. Öykü şu an yemekhanede. Okul. Müzik odası var. Başka ne var? Sinema var. Bir de market var. Öykü ne yapıyorsun? Buzdolabına mı koyuyorsun her şeyi? Mutfağı düzeltiyor. Yemeklerini düzeltiyor. Öykü tam burada oynarken gelin biz de birazcık sizinle sohbet edelim. Bu hafta bir hafta boyunca beraberiz arkadaşlar. O yüzden tam şu anda videoyu durdurup kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ki haftalık vloglarım böyle devamı gelsin. Eğer bu seriyi severseniz haftalık vlog her hafta çekerim ben de. Yani 20 bin like gelirse bu videoya bu videonun aynısını bir daha çekerim. Bırakmayın ben de zıplayacağım ya. Yine beni sattı. O zaman en yükseğe kim zıplıyor? Hadi Öykü. Bence daha yükseğe zıplayabilirsin Öykü. Bence daha yükseğe zıplayabilirsin. Kocaman bir kola ve kocaman kova patates aldık arkadaşlar. Ve bir tane de hamburgerimiz var. Isır kocaman. Sadece et. Tamam sadece et.
isteyecekmiş. O zaman sadece şunu ısır. Arkadaşlar bilsin de yemeğimizi yedik. Sağlıkça tutalım. Glos alacağım. Koş kız. Koş. Bana glos almak için bu kadar heyecanlanacağını düşünmezdim. Çok güzel gloslar aldık. Şimdi annemlere gidiyoruz. Öyle şişkan. Nereye gidelim ben? Öpüşmeyin, kıskanıyorum. Öpüşmeyin, kıskanıyorum. Kıskandırmaz mısınız? Çok öpüştüğümü söyleyemez. Daha çok ben öpüyorum. Mehmet markete gidiyor. Bir şey alacaktık peşine. Anne market, baba, anne market. Dolandı bakalım. Şey alacağım. Şey alacağım. Çabuk en güzel istiyorum en güzel ben. Ne alabiliriz? Bak bunu çikolatalardan al. Dün yuvarlak bir şeyler aldım. Bak Kinder sürpriz al. Baba bekliyor ama çabuk aşkım. Kinder sürpriz al bence. Anne bu ne? O jelibon aşkım. Bak ablalar seni tanıyormuş. En sonunda gidelim. Arabamız yıkamadaydı. Bakalım yıkanmış mı? Şimdi yıkamadan alalım arabamızı. Sonra da neneye gidelim değil mi Öykü? Artık neneye gidebilir miyiz? Öykü. Neneye gidebilir miyiz artık? İşine gelmiyor. Çünkü babası oyuncak dedi ya, bana cevap vermiyor. Bana bak. Neneye gideceğiz değil mi? Baba tamam. Baba oyuncak dediği için şu an babacı oldu. Babacı. Bindik arkadaşlar arabamıza, şimdi nenemize gidiyoruz değil mi aşkım? Hı-hı. Ne yapacağız nenede? Oyuncak. Özledin mi neneyi? Oyuncak oyuncak. Arkadaşlar yandık, unutmaz. Annemlere geldik, Selma şimdiki hikaye anlatıyor. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin en güzel köyünde güzeller güzeli Prenses Öykü yaşarmış. Evet Prenses. Bu Öykü. Bugün nerede kalmak istiyor musun? Evet. Tamam, bugün biz burada uyuyacağız değil mi? Hı-hı. Hadi o zaman sana iyi geceler. Kapat gözlerini. Beni kıskandırıyorsunuz. Selma'ya diyor ki elimi tutarak yanıma gel, yanımda uyu diyor. Beni kıskandırıyorsunuz. Niye bugün hep babayla Selma'yla falan ilgileniyorsun? 12 sleepless hours later. Günaydın. Dün biz erkenden uyuduk arkadaşlar. Bugün de Öykü'yü uyandıramıyorum. Öpüyorum, öpüyorum, uyanmıyor. Bugün ben eve balonlarla doldurup Öykü'ye sürpriz yapacağım. Hadi uyanıyor. Kucaklarına bindim. Ruj yaptım. Ama uyanmıyor hiçbir şekilde arkadaşlar. Yarım saatte uyandırmaya çalışıyorum, uyanmıyor. Günaydın. Dün gece çok geç uyuduk diye birazcık geç kalktım ve bugün çekimim vardı. Dün size söylemiştim çekimim var diye. Hemen hazırlandım ama saçlarımı yapamadım. Hadi kuaföre gidelim, hazırlanalım. Bugün Instagram Reels çekimlerim var. Tüm süreçte siz de olacaksınız. Hadi o zaman gidelim. Geldim. Hatta kuaföre gittim. Geldim arkadaşlar. Şarjım bitti. Tam evden çıktım, size gösteriyordum valizleri falan ya. Orada şarjım bitti. Ve kabloyu Allah'tan yanıma almışım. Kablonun şarjı az. Tüm gün inşallah idare eder. Mehmet de şimdi bize kahvaltılık bir şeyler almıştı. O da geldi. Şimdi yola çıkıyoruz. Five minutes later. Ajansa geldim. Şimdi çekimlere devam ediyoruz. Üstümü değişip geliyorum. Bekleyin. Size göstereceğim kombinimi. Geldim. Buraları deviriyordum arkadaşlar. Gelin şöyle göstereceğim kıyafetimi. Nasıl olmuş? Bunları giydim. Bence güzel. Şu an çok güzel bir tane video çekiyoruz. Onu sizin için buraya koyayım. Neyse Instagram'dan da takip edersiniz artık. Bunları Instagram için çekiyorum yani. Instagram'a da gelirsiniz artık. Evet, stüdyoda bir günüm nasıl geçiyor diye merak ediyordunuz. Böyle oldu. Şimdi makyaj yapılacak bana. Geçiş videoları yapacağız çünkü böyle makyaj geçiş videoları. Onları da göstereceğim. Şimdi bekliyoruz biraz, böyle çay kahve bir şeyler içeceğiz. Birazdan makyaj yaparken görüşürüz. One million zillion jillion dillion quadrillion times later. Benim makyajımın sonu. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel çekimler yaptık. Şimdi kahvemiz geldi. Kahve falan içeceğiz. Sonra bir sürü şeyler çektik arkadaşlar. Hepsini zaten bence ben bu vlog atana kadar siz Instagram'da, TikTok'ta izlemiş olacaksınız. Kahvemi içiyorum. Sonra ikinci makyaj ve ikinci çekimi yapacağız. Makyajımı siliyoruz şimdi. Çok tatlı bir makyaj yapacağız. Can o kadar güzel makyajlar yapıyor ki gerçekten. Ben bunu 50 sene böyle çalışsam yapamam herhalde. Bana bence eğitim vermesi gerekiyor. Sizce? Bence makyajı öğreneyim artık, kendi kendime yapayım. Bu arada arkadaşlar
Can'ın Instagram adresini bırakıyorum. Böyle özel gününüz olur, düğün olur. Başka ne oluyor? Kına, nişan. Tüm özel günlerinize ulaşabilirsiniz. Çok güzel makyaj yapıyor. Ben bayıldım. Zaten bundan sonra çok sık yan yana görürsünüz. Ben evet, sürekli makyaj yorumu yaparız. Bu arada Can'ın Instagram adresini bırakıyorum. Çok güzel yaptığı makyajlar var. Aşağıdan linkten ulaşabilirsiniz. Bir göz atın. Hepsi birbirinden evet, güzel. Evet, sadece böyle normal tarzda makyaj abartı var. Abartı makyajlar yapmışsın. Çok çok güzel. Bence öyle bir çalışma da yapalım bana. Evet, Öykü'yle beraber video çekeceğiz. Öykü'ye makyaj yapacak biliyor musunuz? Evet. Seneye Cadılar Bayramı'nda Öykü'yü cadı yaparız. Tamam, cadı olsun. Zaten cadı. Tam şu anda eve girdim. Saat gecenin 3'ü arkadaşlar. Ben bu saate kadar çekimdeydim bildiğiniz. Cidden o kadar insan gece bu saate kadar benim için orada bekledi. Uğraştı. Bir sürü makyajlar yaptık ve ben bunları nasıl şu an bu yorgunlukla nasıl bunları dizeceğim? Bakar mısınız? Bir valiz, bir sürü poşet. Tek başıma yapacağım. Yardıma gelin. Yardıma gelin lütfen. Neyse bunları ben yerleştiriyorum şimdi. Sonra duş alayım. Sonra uyurum herhalde. Bence bugün uyuyayım. Direkt yarına geçelim hadi. Hemen. Şimdi ben bu kadar iş yapacağım. Bu valizleri yerleştireceğim falan ya. Sizin için bir saniye gibi diğer güne uyanacağız. O zaman bay bay. Günaydın, direkt hazırlandım çünkü bugün randevum var. Hatta geç bile kaldım arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Nereye gittiğim sürpriz. Bugün 3. günümüz bu arada. Kombinim nasıl olmuş falan yiyin bakalım. Bu ayakkabıları çok sevdim. Bu arada şu an gidersek eğer işim var önce randevuya gideceğim. Sonra da pantiye uğrayabilirsem dantelli çorap olunca bu kombini daha çok beğeneceksiniz. Hadi gidelim. Ya hava çok güzel. Böyle bir günde randevumun olmasına üzülüyorum. Hep randevularımı genelde böyle kaçırıyorum. Bu kez gitmem lazım. Yoksa gerçekten ayıp olacak artık yani. Ama bu havada gezmek isterdim. Tam şu anda videoyu durdurup kanala abone olup videoya like atar mısınız? Ben de artık gideyim arabaya bineyim. Sonra da randevuma gideyim. Şu kaşlarım artık söylüyorum. Kaşlarımı çok güzel yaptıracağım bugün. 5 minutes later. Geldik. Allah'tan trafik yoktu arkadaşlar. Yarım saatte falan geldik. İnce şimdi park ediyoruz. Mehmet'in muhteşem park edişi. Bir saniyede bak. Direkt park yeri buldu. Ben olsam park edemezdim buraya. Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Biri kazanır, 41'i kaybeder. Uf ya, tipime bakar mısınız? Böyle geziyorum. Ne demek çalışmaz? Didem abla kaşlarımı yaptı. Ama şimdi böyle beklemem gerekiyormuş 10 dakika. İnşallah kimse gelmez. Utanıyorum, ben gidiyorum. Gelmeyin, çekmeyin beni. Çekmeyin. Beni böyle YouTube'a atmayın lütfen. Bunları silin. Unutun ya bunları. Unutun bunları. 5 minutes later. Bir şey soracağım, böyle utanıyorum ya. Nasıl oldu kaşlarım? Düşünsene de sonucun bu olduğunu. Ama güzel olacak, merak etmeyin. Kaşlarım bitsin, sonra da gidelim yemek yiyelim. Karnım çok acıktı arkadaşlar gerçekten. Bu çocuk bana bir şey yedirmiyor. Niye bana yemek yedirmedin? Kaşlarım bitti, nasıl olmuş bakın. Şimdi yemek yemek diyorum çünkü çok acıktım arkadaşlar. Ve eve geldik arkadaşlar. Kameramın şarjı bitmişti. Öykü'ye gittim, aldım, yemek yedik. Eve geldik, şarja taktım, anca açabildim. Ne yapıyorsun? Merhaba de. Haftalık vlog merhaba de. Ay onu sıkıştı. Nasıl? Çıkar ayaklarını. Arkadaşlar ayakları bir dakika bırakmam lazım kamerayı. Durun. Çek ayaklarını. Az kalsın ayakların sıkışmıştı. Acıyacaktı. Acıdı mı? Ne? Beni özledin mi? Neredeyken? Anne bu karnındaydı. Kızı okuyalım. Tamam mı okuyalım? Olur. Getir. Pijamalarımız falan giyseydik. Gerçi senin pijaman zaten. Pijamayla gelmişsin. Göster pijamanı. Yeni aldık arkadaşlar. Nasıl olmuş? Göster ayağa kalk. Hem canım var. Ben pijamamı giyeyim gelin mi? Aynen. Ama önce yayın yapacağız. Evet arkadaşlara söz vermiştik. Bugün araba çekilişini açıklıyoruz arkadaşlar. Birazdan TikTok'ta ve Instagram'da yayında olacağız. Tabii siz çekilişin sonucunu çoktan öğrenmiş olacaksınız ben bu vlogu attığımda. Çünkü bir hafta boyunca her anımı çekeceğim size. Daha çok var yani bunu atmama. Öykü'ye kırmızı başlı kız okuyacağım şimdi. Ne pijamalarımı giymeden Öykü'ye kırmızı başlı kız okuyorum. Bir zamanlar orman yakınlarında küçük bir oduncu köyünde annesiyle birlikte yaşayan bir kız varmış. Her zaman kırmızı başlık taktığı için ona kırmızı başlıklı kız derlermiş. Biz şu an hem TikTok'ta hem de Instagram'da canlı yayındayız. Birazcık yayın yapacağız. Çünkü bugün çekilişimiz sonuçlanıyor. Size de göstereyim şöyle. Bakın iki tane telefonda da şu anda yayındayız. Öyküş bay bay yap haftalık vlogumuza. Görüşürüz arkadaşlar. Birazdan devam ederiz. Yayını kapattıktan sonra Öyküş'le artık ne yaparız seninle? Video çekeceğiz. Çizgi film izleriz. Video çekeceğiz. Video çekecekmişiz. Video film izleyeceğiz. Neler neler yapacağız. Balığı yeşile boyadın. Ben de yengeci boyayabilir miyim? O zaman sen boya. Yengeci, yengeç ne renk olur? Kırmızı. O zaman yengeci kırmızıya boyayalım. Saçları nasıl olmuş? Yayında yaptık. Demin yayındaydık, anne, gördünüz. Anne, dur. Ya tut.
Çekilişimizin sonucunu açıkladık bu arada arkadaşlar. Kazananı buradan tebrik ediyoruz. Hem Instagram'dan hem TikTok'tan aynı anda yayındaydık. Arabamızı göndereceğiz. Öykü'nün saçlarını da yayında yaptık bakın. Şemsiye. Bir sürü şemsiyesi var, sayalım mı? 1 şemsiye, 2 şemsiye, 3 şemsiye, 4 şemsiye, 5 şemsiye, 6 tane şemsiyesi var Öykü'nün. Öykü, seviyor musun şemsiyelerini? Evet. Ben de isterdim ama benim saçım olmaz değil mi? Bence şemsiye olmaz benimkisi. Bununki çok güzel. Bu yorgunlukla fenomenler iş yapmıyor sanıyorsanız yapıyor. Tezgahı, bulaşıkları, her şeyi yerleştirdim bu arada. Sonradan dedim ki çekeyim. Niye? Çünkü sürekli gezerken çekiyorum. Beni hep geziyor sanacaksınız. Tüm bulaşıkları yıkadım ama makineyi yeni çalıştırdım. Bir sürü bulaşık doluydu burası, yemin ederim. Şu anda ocağı, fırını falan temizleyeceğim. Fırını da temizleyeceğim bugün. Öykü Hanım da keyif yapıyor. Öykü bana yardım etsene. Niye bana yardım etmiyor? İş yapıyorum. Bir de geldi buraya oturup beni izliyor. Anne tamam, sana yardım edeceğim. Allah Allah, bana yardım edeceksin demek. Öpeyim o zaman, öpeyim. Ne yapacaksın? Sen ne yapabilirsin ki? Sen bebeksin. Ben bunu sileceğim. Sen silebilir misin? Evet. Kıyamam ben onu. Baştan çok güzel olur. Bir de bana ver. Sen veremem. Elin kötü olur annem. Çok benim rahatsız. Ellerim çok kötü oluyor. Çokrak bu. Bebeklere zarar veren bir şey. Ben yaparım. Ben köleyim. Ben çalışırım. O zaman ben burayı da sileyim. Bunun çok tatlı değil mi? Ben de iş yapmıyor diyorum. Ne kadar yapmaya meraklı olsa ki. Ben siliyorum. İzle bak. Böyle sileceksin. Bak. Bak. Kamyayı bozdu ya. Kamyaya bitti ya. Şu az önce şu kahverengi emzulamız yamuk durmuştu. Evet, bakın arkadaşlar bizim hamsterlerimiz var. Daha doğrusu hepsi de gonzeleslerimiz var. Hatta yavruları bile var biliyor musunuz? Ya. Gel, bakın. Ay bebek burada, Öncü. Öncü, bebeği burada. Arkadaşlar bir sürü de burada var, bakın. 7 tane bebeğimiz oldu, bakar mısınız bebeklere bakın. Çok tatlılar. Gel, gel bak. Öncü kaç bebeğimiz var, say bakalım. Bir, bu bir mi? 1, 2, 3, 4. Annesi korktu. Bebeklere çok yaklaşmıyoruz arkadaşlar. Çünkü Allah korusun biz dokunursak bebeklerine zarar verebilir. Biliyorsunuz kedilerde de öyle. Hayvanların yavrularına dokunmamak lazım. Gel bakalım kucağıma. Anne buradan şebeğim misin? Aşkım ellerim dolu bana açabilir. Anne olmak zor görüyorsunuz değil mi? Hem iş yapıyorum hem de böyle anne bunu açabilir misin? Anne yemek hazırlayabilir misin? Anne. İşte böyle mi gideceksin çöp atmaya? Evet, senin ayakkabılarınla. Ne yapayım, terlik yok dışarıda, ver kamerayı. Hadi gelin beraber gidelim çöp atmaya. Zaten çöp attığım yer evin şurası arkadaşlar. Bakın bu kadar yürüyorum. Çöpü de bana aktarıyorlar. Her şeyi ben yapıyorum. Çöp şurada. Şurada. Öykü işin peşinden geldi. Bakın çöp. Buraya çöpü atıyoruz. Komşunun biri çıkarsa bu saatte beni bu ayakkabılarla görürse gerçekten der ki bu kız salak mı? Öykü. Anne diye bağırdı ama gelmedi. Ben de sandım ki gelecek. Şu paspasın haline bakın ya. Bir de Mehmet ayakkabılarını dışarı koymuş. Normalde ayakkabıları dışarı koymak sitede gerçekten yasak. Ayakkabılarını bile ben içeri alıyorum arkadaşlar. Şuna bir şey der misiniz gerçekten? Memoş niye ayakkabılarını içeri almamıştım? Ben alıyorum. 12 sleepless hours later. Günaydın arkadaşlar. Uyandım, gözümü bir açtım. Yanımda Mehmet yok, Öykü yok. Sadece telefonuma bir mesaj gelmiş ve Mehmet yazmış ki, bu arada bugün benim doğum günüm. Bugün 21 Mart arkadaşlar. Mehmet'le Öykü yanımda yok ve mesaj atmış Mehmet bana, demiş ki işte biz Öykü'yle parka gidiyoruz falan filan. Ben aşırı sinirlendim. Böyle triplere girdim, oturdum şuralarda falan böyle. Dedim bunlar doğum günümü unuttular. Gerçekten onları affetmeyecektim. Sonra Mehmet'i aradım, yayın falan açtım hatta bugün. Sabahtan beri bir sürü şey yapıyorum ama haftalık vlogumu unutmuşum. Haftalık vlog açmayı bildiğiniz unuttum. Çünkü her gün çekmek zorundayım ve unutuyorum arkadaşlar. Her anımı böyle çekmeyi gerçekten unutuyorum ya da sıkılırsınız gibi geliyor. O yüzden her anımı çekmiyorum. Yayın falan yaptım. Sonra dedim ki haftalık vlogu çekeyim artık. Çünkü bugün doğum günüm yani, siz de görün. O yüzden Mehmet beni aradı ve dedi ki hazırlan. Ben unuttu sanıyordum ama bana hazırlan dedi. Ben de o yüzden böyle bir şeyler giydim. Nasıl olmuş? Makyajıma da bak. Bakın yayında yaptık. Küpelerim falan böyle. Ama ne yapacağını, beni nereye götüreceğini hiç bilmiyorum. Belki de kapı çalacak, eve bir gelecekler bir sürü misafir. Umarım öyle olmaz çünkü evi temizlemedim. Sabahtan beri yayın yapıyorum, süsleniyorum. Beraber göreceğiz bakalım. Sizi de götüreceğim. Kameramı da götüreceğim. Acaba beni nereye götürecek? Ya da kapı çalınca eve bir sürü kişi mi gelecek? Cidden merak ediyorum. 5 minutes later. Hava ne kadar güzel. Ben evde oturuyorum. Doğum günümde bekliyorum. Hala gelmedi. Arayalı bir saat geçti. Hazırlandım. Böyle bekliyorum arkadaşlar. Televizyon
televizyon izleyeceğim yani. Doğum günümde oturacağım evde televizyon izleyeceğim. Gerçekten. Yapılır mı bu, yapılır mı? Doğum günümde beni burada bıraktınız. İnşallah güzel bir şeyler yapmıştır. Eğer güzel bir şey olmadıysa, güzel bir şey yapmıyorsa, beni güzel bir yere götürmüyorsa gerçekten ona küseceğim. Sabahtan beri evdeyim. Sabahtan beri tek başıma evdeyim arkadaşlar. Allah'tan aradı, yoksa iyice psikolojim bozulmuştu gerçekten. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Saatler geçti. Ne yapıyor olabilirsiniz? Hava ne kadar güzel ya. Güneşe bakın, güneşe. Hava ne kadar güzel. Ben niye gezmiyorum şu an? Doğum günümde niye ya? Niye? Sabahtan başlayan bir parti yapsaydınız. 40 gün sürseydi benim partim. Umarım güzel bir şey yapıyorsundur Mehmet. Bu videoyu izliyorsan umarım güzel bir şey yapıyorsundur. Yoksa bugünün akşamını eğer ki evde bitirirsek seninle ömür boyu konuşmam. Arkadaşlar Öykü arkada yatıyor. Şimdi Mertcan'ı yolladım. Gamze'yi alacak ve olduğumuz kafeye gelecek. Biz de Gamze gelmeden hızlı bir şekilde o kafeyi hazırlamamız gerekiyor. Gamze'nin çünkü şu an nereye geldiğini, ne yaptığını Gamze bilmiyor. Tamam, belki doğum günü sürpriz yapacağımı anladı. Çünkü yani doğum günü sonuçta, anladınız mı? Muhakkak anladı ama ne yapacağımızı veya nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyor. Mesela kardeşlerinin geleceğini hiç bilmiyor. Efendime söyleyeyim, kalabalık olacağımızı da hiç bilmiyor. Nerede kutlayacağımızı da bilmiyor. Bakalım ne olacak? Sizlerle beraber yaşayacağız. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Şaka yapıyorsunuz. Ya ben sadece sen buradasın sandım Mehmet. Çok tatlısın ya. Ve doğum günü kızısı eve gelir arkadaşlar. Öykü ile beraber hediyelerimi diziyoruz değil mi Öykü? Evet. Ne almışım? Ne almışlar bir bana? Bir kuruş ve şunlardan. Ya ne olduğunu anlat, ne olduğunu. Bu kadar ruj aldınız bana babayla beraber ama bunu dolduramadık değil mi? Dolmadı, yine dolmadı arkadaşlar bu. Bir sürü eksik kaldı. Hadi dizelim rujları. Rujlarımı Öykü diziyor arkadaşlar. Aynı. Salak mısın? Ya valla salak mısın diyor aynı renk alınca. Bakayım aynı mı? Bakayım. Gerçekten aynı mı? Belki numaraları aynı değil. Hayır, aynı. Bakalım. Bakalım göster numaralarını. Bakalım salak mıyım? Dur. 01. Bu kaç numara? 01. Salakmışım Öykü. İki tane beyazımız var. Tamam. Göster. Burada. Bunları sen aldın bu arada. Sen bana salak mısın diyorsun da sen aldın. Acaba kaç numara? Hayır, bir şey diyeceğim. Ben zaten birini almıştım. Sen diğerini aldın bana. Kaç numara bak. Bakayım. Bu 02. Bu da 02. Salakmışım. Ya salakmışım ama birini ben aldım. Sen gidip aynı renk almışsın bana. Ben niye salağım? Sen hediye aldın ya bunları. Hayır, sen yaptın. Kız sen bana hediye almadın mı babayla? Aldım ama sen salaksın. Ben salak değilim. Salaksın. Ya hadi kikolarımı diz. Aynı renk var mı? Yok bak gördün. Bak salak değilim, gördün mü? Bunlar aynı renk ama. Bunlar evet aynı renk. Bunlar da haklısın. İki tane aynı. Bari aynıları yan yana koy. Hayır, yan yana koymayacağım. Bir de simetrik diziyor. Bakar mısınız? Hayır, şu kaç numara? Bakayım. Niye biz reklam yapıyor gibi numara gösteriyoruz? 05. Reklam değil arkadaşlar. Gerçekten seviyorum bu markayı sadece ama Öykü bayağı reklam yaptı şu anda. Ben de orada tam bakamadım biliyor musun? Hediye verdiler ya, çok inceleyemedim. Ama Nike'ı çok seviyorum ya. Öykü, İçinde bir tane poşet var içinde. Bunu bana kim almıştı? Şeylerle Selma almıştı. İçinde bir tane poşet var. Çok güzel Öykü. İçinde poşet var. Poşet. İstediğim ama parayı almadığım bir ayakkabı. Poşet anne. İçinden poşet çıkıyor. Evet. Onu çöpe atacağız. Çıkar hadi. Bu bana uyur mu sence? Olmaz. Bence yok. Bence olmaz. Deneyeyim mi? Dene. Yazın olmuşum. Koca ayaklı bebek olmuşsun. Bu ne? Şuna bak. Bu nasıl bir ayakkabı? Çok büyük oldu sana. Topuklu ayakkabıyı da deneyeceğim. Deniyorum. Yazın olmuşum. Görmedik ayaklarını bakayım. Olmamış bu sana. Topuklu ayakkabı mı giyer bebekler? Giyer. Giymez. Yazın bu topuklu ayakkabı. Vinç mi bu? Bu vinç mi? Şurası vinç var bak. Vinç gibi değil mi? Yüksek. Evet. Şuna bak ya. Anne çok güzel. Ben de büyüyeyim değil mi? Olur. Bu ayakkabıları sen büyüyünce giyersin. Tamam. Anne montunu deneyeyim mi? Bir denemediğim bu kaldı zaten. Al dene. Al senin olsun mont. Deneyeyim. Dene. Deneyeceğim. Deyip deniyorum. 5 minutes later. Anne güzel olmuş muyum? Çok güzel olmuşsun. Bu ne? Bakayım. Bir manken yürüyüşü yap görelim. Anne manken yürüyüşü yapmayacağım. Şunu çıkaracağım. Şimdi şunu deneyeyim. Olsun sana olmaz.
deneyim. Bir seviyorum. Sana şarjıza olmuş muyum? Öykü. Bence bu gerçekten bir moda olmalı. Bence bunu moda ikonu görmeli. Ve bu gerçekten bu senenin tarzı olmalı. Niye? Yeah. Bence yakıştı. Ya şuna bakar mısın? Şu paçalar falan aşırı havalı ve şuraya çıkan şu bel ben çok sevdim. Podyumlarda ben bunu görmek istiyorum. Çok komik. Çok tatlısın. Çok tatlıyım. Hepsini çekeceğim. Anne bu benim olsun mu? Baksana çok yakıştı. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Ölürüm ben sana. Çok teşekkür ederim. Bugün yaptığın her şey için benim için uğraşmış biliyor musun? Sabah ben seni parkta sanıyordum. Hiç parka gitmedin mi? Parka gitmedim ki. Kandırdınız mı beni? Evet. Nereye gittiniz? AVM'ye gittik, sana hediye aldık. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben de evde üzüldüm biliyor musun? Gerçekten unutsanız ağlayacaktım, küsecektim sana. Hadi arkadaşlara bay bay yap, biz bugün uyuyalım artık. Gerçekten çok yorulduk arkadaşlar. Hediyelerine de baktığıma göre, bildiğime göre uyuyabiliriz. Bay bay. Anne seni birazcık şundan çekeceğim. Arkadaşlar da doğsun. Herkesim uyudu arkadaşlar. Ben de uyuyorum. Çok yorulduk bugün doğum günümde. Doğum günüm bitmesine gerçekten çok üzülüyorum ya. Oo, iyi geceler. Bir de uyanmayın. Günaydın. Öykü hala uyuyor arkadaşlar. Şimdi beraber uyandıracağız. Öykü. Aşkım. Şöksün. Güzelim. Gülme. Gülüyor musun? Gülüyor musun? Gülüyorsun. Bakayım. Gülme kız. Seni çekiyorum. Gülme. Gülme, gülme. Aa tamam emziğini al. 5 minutes later. Arkadaşlar uyandık, kahvaltı yaptık, oyun oynadık. Öykü şuraları batırdı. Masanın haline bakar mısınız? Şimdi de doğum günü videom başladı. Onu izliyoruz. Siz zaten çoktan izlemişsinizdir bu haftalık vlogum. Ne zaman açacağım bilmiyorum. Öykü ile evde takılıyoruz. Bu gece de bir yemek var. Bizim ajansın yemeği. Öykü ben oraya gideceğim. Gidebilir miyim? Ben yanına gideceğim. Şey, sadece büyüklerin gittiği bir yemek. Gidebilir miyim? Gidemezsin. Beni göndermiyor arkadaşlar. Gitmesem. Gideyim ya. Ama sahur yemeği ya. Bebekler gidemez. Gece birinde. Ben ama, de gideceğim. Ama boğaz manzaralı bir yere gidiyoruz. Yani bilemiyorum yani. Ben de gideceğim. Gelme sen. Gideceğim. Ben nasıl öykü bırakıp gideceğim? Neyse uyutur kaçarım. Sen uyuyunca kaçarım. Ben de gideceğim. Tamam. Bir yere gitmiyorum ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi ne videosu çekeceğiz? Söyle arkadaşlara. Öykü'ye sürpriz oyuncak aldım. Şimdi onun videosunu çekeceğiz onun kanalına. Biraz daha takılırız falan evde. Sonra çıkarız. Öykü uyuyunca da ben artık gece yemeğe giderim yani. O ne? Etiketi. Arkadaşlar şunu kesmemi istiyor. Batıyormuş. Hep böyle ya. Bu kız her şeyden rahatsız oluyor. Ama kesersek elbiseye zarar verirsek. Bugün yeni yıl değil. Niye bu Noel anne kıyafetini giydin? Yeni yıl kutlayamadık diye bunu giyememişti arkadaşlar. Yeni yıl için almıştım. Böyle her gün giyiyor. İyi ki almışız ama çok yakıştı baksanıza. Çok güzel almışsın. Saçlarını ne yaptın? Şemsiye mi? Ama çok kadı var. Herkes şemsiye yapsın saçını. Ben fotoğrafa baktım. YouTube videosunda da sizi de koyacağım. Arkadaşlar sizin saçlarınızı aynı öykü gibi yapıp böyle şemsiye yap attığınız fotoğrafları ya, videosuna koymak istiyor öykü. Bırak olsun ben de koyayım. Tamam. Sen tak bunu tamam. Şimdi video çekeceğiz. Bunu Öykü'nün kanalında açacağız arkadaşlar. Sürpriz oyuncak almış babası. Oley! Öykü çok mutluyum. O zaman şimdi vlogumu kapatıyoruz. Gerçekten vlog için böyle bir aklıma gelmiyor yani. Siz yorumlara yazın. Her anı çekeyim mi? Sıkılırsınız gibi geliyor. Çünkü tam 7 gün boyunca çekeceğim ya. Şimdi mesela bu videoyu çekeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Bugün Öykü'nün kanalında ne yapıyoruz? Oyuncak açıyoruz. Söyle. Ana bu da yuvarlak bir şey. Acaba içinde ne var? Öykü'ye sürpriz bakalım. Hadi o zaman hemen videomda gezelim. Başlasın video. One hour later. Arkadaşlar biz videomuzu çektik. Kutumuzdan ne çıktı göstersene. Bu çıktı arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Karnına yara. Ne tattın? Aa, siz bu videoyu çoktan izlemiş olacaksınız ama Öykü o yara bandını videodan sonra çıkardı ve bunu taktı buraya. Bu arada aşırı güzel olmuş. Daha tatlı olmuş. İyileşti bebeğimiz arkadaşlar. O videodan gelenler bebek hasta diye biliyordunuz. İyileşti. Hayır kapat orayı. Kapat hasta değil kapat.
Kaput ya. Hasta. İyileştirdik. Aşırı tatlı, aşırı böyle peluş çok tatlış bir oyuncak. Bu arada bugün neler yaptık anlatalım mı? Çünkü bu haftalık vlogumuz ve her anımızı çekmemiz gerekiyordu ama video çektik falan, kahvaltı yaparken falan çekmedik. Oyun oynarken de çekmedik mesela. Bunu açtığımız bir videoyu çektik. Sonra sizin editlerinizi izlediğimiz bir videoyu çektik. Sabahtan beri böyle eğleniyoruz. Akşam da benim yemeğim var, oraya gideceğiz. Değil mi Öykü? Gideyim mi? Gitme. Sıkacağım ben bu kıza. Gitmeyin en iyisi. Oyun oynayalım hadi. Anne bir şey yedi. Kızım sen anne, ne yapıyorsun? İki tane çıktı ya, bir şey yedi. Bir şey söyleyeceğim, bu da çıktı içinden. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu benim. Bu arada doğum günü hediyesi olarak bunu bana almıştı ama benim diyor. Bu benim değil mi aşkım? Benim olsun. Aşkım doğum günü hediyesi bana aldın. Bari bu bebek benim olsun. Hayır. Of ya küstüm ya. Hep böyle yapıyor arkadaşlar. Haftalık vlogumda böyle işte. Böyle şeyler yapıyoruz. Video çekiyoruz genelde. Her günümüz zaten biliyorsunuz 2000'de bir kanala video attığım için video çekerek geçiyor. Uyuyoruz, uyanıyoruz. Öykü hep aramızda anne, uyuyor. Anne, ay. Yani benim yatağımda uyandı. Ay bu senin çünkü olsun. Çünkü kendi beşiğinde uyuyacak kadar bir ay bunu oyna. Bu mu benim olsun? Allah razı olsun senden. Bunu mu bana like gördün? Arkadaşlar bana alır. Biraz oynayalım sonra yine vlog açarım arkadaşlar. Sıkılmayın. Çünkü bir hafta boyunca beraberiz ya sıkılırsınız diye düşünüyorum. Anne karnım ısıttı. Baktım bu ayak açıktı. Nefettim kolu patlayı. Bu yaktım boş tabayı. Şimdi dedi yayamaz. Daha baş koyamaz. Ekmek peyni yok muydu? O zaman makarnın tok muydu? Tok tok tok. Sana yemek yok. Şu anda TikTok'ta yayın açtım. Haftalık vlog'a çekiyorum bu arada. Ne yapıyor bu gerizekalı demeyin. Kameramı bakın. Haftalık vlog'da izlersiniz. TikTok'ta yayındayım. TikTok adresimi de bırakacağım. Gelirsiniz. Hemen reklam da yaptım arkadaşlar. Sizin reklamınızı. Öykü de içeride televizyon izliyor. Hemen onu çekip geleyim mi ne yapıyor diye. Bekleyin bir Öykü'yü göstereceğim vlog'a. Kişi geldiniz. Geliyorum yayına arkadaşlar. Yayını açtık unuttuk hiç valla. Geldim. Doğum günü kızısı geldi. Dün benim doğum günümdü de. Hediyelerimi size göstereyim mi? Hediyelerimi yayında beraber sizinle açmak istedim diyeceğim. Hayır açtım. Dayanamadım açtım arkadaşlar. Ne yapayım dayanamadım. Çok güzel şeyler almışlar bana gerçekten. Neyse ben yayındayım. Görüşürüz birazdan devam ederiz. Arkadaşlar Mehmet'in aldığı hediyeyi denedik de yayında size de göstermek istedim. Rujun rengine. Aşırı güzel gerçekten. Muhteşem. Ben yayındayım görüşürüz. Bakmak ister misiniz yayınıma? Bakın tam 1500 kişiyiz şu anda. Öykü sizce niye ağlıyor? Yayında bana far sürmek istedi, makyaj yapmak istedi. Ben de izin vermedim diye ağladı, bana sarıldı. Şu tatlışlığa bakın, şu tatlışlığa. Ne yapalım, ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bana yayın yaptırmadı yine arkadaşlar. Hadi gidelim içeri gel. Öykü ile çizgi film izliyoruz şimdi. Keyfe bakar mısınız arkadaşlar? Bir de yeni oyuncağıyla izliyor. Çizgi film izliyor. Sabahtan beri evdeyiz ya bugün. Hava karardı. Biz bugün tüm gün evdeydik. Video çektik çünkü iki tane. Öykü'yle kahvaltı yaptık. Televizyon izledik. Yayın yaptık değil mi Öykü? Yemek yedik. One hour later. Arkadaşlar Öykü şöyle de annemlere bıraktık. Ben de hazırım. Böyle beyaz bir elbise giydim. Nasıl oldum? Yani sahura gidiyoruz. Bunu giydim. Bence oldu yani. Takılarım var. Burada takacağım. Geç kaldık çünkü. Hadi gelin. Arkadaşlar yemekten çıktık. İçeride çekemedim çünkü aşırı kalabalıkta sahurum yok. Şimdi eve gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Saat şu anda gece 3:44. Benim eve gidesim yok. Gezelim aşkım. Gezelim. Gerçekten eve gitmek istiyorum. Ortaköy'e geldik arkadaşlar. Burada bir yerde oturduk. Şimdi eve gitmiyoruz inşallah. Arkadaşlar eve geldik. Gerçekten saat gece 3 ve eve geldik diye üzülüyorum şu anda. Ama olsun güzel bir yemek yedik. Neyse kıyafetimi şöyle boydan görün. Sonra da ben gideyim değiştireyim. Yayın falan açayım. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı bence unutmazsınız yani. Hatırlatayım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz sabah. Öyküşüm uyanınca beraber devam ederiz haftalık vlogma. Arkadaşlar günaydın. Bugün takipçimle bir günümü geçirdim. Videosu çekiyoruz. Şu anda Melek yanımızda ve AM'ye gidiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Öykü'yü takip yapmakta sonra. Bir tane çok. Hayır ben kazandım. Sen mi kazandın? Mama kat yaptı. İyi hadi. Kes. Kıs. Kazandın. One hour later.
Arkadaşlar şimdi AVM'ye sizi götürmedim haftalık vlog kameramı. Çünkü iki ayrı kamerayla çekiyorum. İkisini taşımamak için bir sürü şey yaptık. Şimdi Luna Park'a gidiyoruz. Diğer sakızını da hemen vereyim. Buyurunuz. Öykü Hanım haftalık vlogu sallar mısın? Tam daha sakızım vardı. Tam daha vardı. Nerede diğer sakızın? Kaybolmuş. Haftalık vlogu sallarsan veririm. El salla. Buranda ne var? Burada. Öykü bir şey söyleyeceğim. Bana bir tane sakız verir misin? Vermez. Evet, bir tane. Vermez bu olsa. Bir tane var kızım. Sadece bir tane, tamam mı? Hadi bir tane. Az varmış babası. Az varmış. Az varmış, veremeyiz. Bana bir tane ver aşkım. Hayır. Bana da mı yok? Arkadaşlar Luna Park'a geldik haftalık vlogumda. Size bu anları da çekmek istedim. Çok bu kamerayı elime alamadım ama şu anda Öykü ile Melek buna bindiler diye ben binemiyorum. Çünkü bebekler içinmiş. Ama beraber fincana bindik. Atlı karınca da binecektik ama kapalıymış. Buradan sonra Melek'i eve bırakacağız. Sonra Öykü ile eve gideceğiz. Haftalık vloguma devam ederim zaten. Umarım eğleniyorsunuzdur. Haftalık vlogda sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü çok uzun oldu arkadaşlar haftalık vlogum. Melek el salla. Sen burada ne yapıyorsun kendi masanda? Ne yapıyorsun? Çizgi film izliyor arkadaşlar. Keyfe bakar mısınız? Ne yapıyorsun? Çikolatanı mı yiyeceksin? Kendi masasında keyif yapıyor. Bu arada Öykü evdeyken koltuğun üstüne şöyle çirkin şeyler seriyorum. Arada bir görüyor olabilirsiniz. Çünkü bembeyaz ya koltuklarım dökülmesin diye arkadaşlar. Öykü şikon bir şeyler yerken seriyorum. Sonra geri kaldırıyorum. Neyi? Bu koltuğu. Bence de bu koltuğu değiştirelim mi aşkım? Ben de sevmiyorum koltuğumu. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Ev vlogunda izlemiştiniz. Koltuğu değiştireyim mi sizce yoksa güzel mi? Ya da evdeki herhangi bir şeyi değiştirmeli miyim? Şuraya bence bilet gelmeli. Değil mi Öykü? Ama bence bir oyuncak bebek alalım. Allah Allah, dekor olarak oyuncak bebek mi alalım? Şu duvara asayım. Şu duvara bir sürü oyuncak bebek asalım. Tamam. Öykü'ye kalırsa ev zaten Barbie evi olacak. Biz işlerimizi bitirdik. Kuzucuğumla şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Kuzu düştü gerçekten. Sana kuzucuk dedim, kuzu düştü. Sıcacıksın ama. Sen niye bu kadar sıcaksın? Hı? Yaslan bakalım. Çizgi film keyif yapıyoruz arkadaşlar. En sevdiğim gece evde çizgi film keyif. Öykü'ye bebek masajı yapıyorum arkadaşlar. En sevdiğin şey ne? Anneme bebek masajı yapmalı. Arkadaşlar babasıyla biz Öykü'yü kıskandırdık. Babası şimdi Öykü'yü yakaladı. Bizi kıskanırsan böyle olur. Bu arada her şeyi yıkadım, demiştim temizlik yaptım diye. Buraların dağınıklara bakmayın, bunları geçireceğim şimdi. Efendim ben elini kurtarayım, gel elini ver. Elini ver. Ya babası bırak kızımı ya. Kızım kaç, kaç, kızım kaç. Kaç Öykü. Hadi kaç. Ne yediğine bakacağım. Baba Öykü'yü yeme. Kaçamazsın. Kaçıyor. Kaçıyor. Gel buraya. Kaç kız. Kız kaç. Gel buraya. Kaç. Kaç geliyor, baba geliyor. Kaç. 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 Babası gelme. Saklan 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 saklan, seni bulamasın. Öykü gitti. Mehmet Öykü yok. Öykü yok aşkım. Nerede acaba? Öykü yok. Onu bulursam ayaklarının salonda yok. Kıracağım. Ben sandalyeyim. Neredesin peki? Yatak odasındayım. Tamam, oraya gidiyorum seni aramaya. Saklan, tamam mı? Gitti, gel. Saklan, başka bir yere kaçalım. Koş. Baba gitti. Koş. Nereye saklanacağım? Bunun altına saklan. Ya da nereye saklanacağım? Tamam, aynı yere saklan. Oraya bakarsa. Baba geliyor Öykü. Öykü geliyor. Gel. Saklan. Onu bulursam. Ne yapacaksın? Poposunu ısıracağım. Gel lan buraya. Gel bir canım. Gel hadi. Kim seni ısıracak? Bay bay. Oh, şimdi onlar orada böyle boğuşurlarken ben de şuraya oturayım, azıcık keyif yapayım değil mi? Keyif benim hakkım. Ne izleyeyim? Tabii ki en sevdiğim kanalı. YouTube'da en sevdiğim kanal ne benim? Aşkım en sevdiğim kanalı izliyorum, dur. En sevdiğim kanalı izliyorum şu anda. Gamze Karta'nın Sapanca vlogunu izliyorum şu an. Siz de izleyin. YouTube'a Gamze Karta yazın. Çok güzel videolar çekmiş. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Gamze Karta'ya. Şu anda videoyu durdurup kanala abone olup videoya like atarsanız beni o kadar mutlu edersiniz ki dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Kendimi izliyordum, bir izletmediler ya. Efendim ne oldu? Kurtar. Kimden kurtarayım? Benden. Aşkım bırak artık bebeğimi. Kaç kız, kaç 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 kaç. Arkadaşlar şimdi biz boğacağız Öykü'yle, kapatıyorum.
Öykü seni yiyor. Öykü seni yiyor. Anne kıtay. 5 minutes later. Anneme yalamıyorum. Yoruldu ben de çamaşırları. Çamaşır makinesine Öykü çamaşırları koyuyor. Aferin benim kızıma. Gerçekten yoruldum bu arada Öykü bugün. Teşekkür ederim. Koyalım asırmak. Sığar sığar. Aferin sana. Aferin arkadaşlar. Çalışıyor. Çalışıyor. Koş. Yerde çoraplar kaldı. Hadi onları da al. Bugün tüm evdeki her şeyi yıkadık diye her yere çarşaf astım. Yetmedi yer. Bildiğiniz evin her yeri yorgan, çarşaf falan arkadaşlar. Annem bir gün çok yoruyordu. Çok iş yaptı. O yüzden ona yardım ediyorum. Çok seviyorum annemi. Her iş annemi yapıyor. Babam hiç yardım etmiyor. Şimdi dedim ki ona kızayım. Neyse şunu yerde gittim. Onu kapatayım. Makineye de çekeyim. Anneye basacağım. Toda koyuyor makineye. Şuraya mı anne? En başa şuna. Tamam. Yere döktü arkadaşlar hepsini. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Arkadaşlar saat şu an kaç biliyor musunuz? Gösterince şok olacaksınız. Bu kız uyumuyor. Sen niye uyumuyorsun? Ne yapıyorsun? Niye her yeri ıslattın? Su dökmüş bir de bana her yer ıslak diyor. 1 hour later. Bak saat 5:12. İnanmıyorsanız ezan okunuyor şu anda. Ezan okunuyor. Sabah ezanı bu kız ayakta ya. Ya böyle bebek mi olur? Senin gibi bebek mi var? Uyusana niye uyumuyorsun bu saatte oyun oynuyoruz biz? Kendi uyumuyor beni de uyutmuyor arkadaşlar. Şuna bir şey söyler misiniz? Hadi sarılıp uyuyalım. Yarın işimiz var. Uyuyalım mı? Aşkım beni hiç dinlemiyor. Bir arkadaşlar sadece oyun oynuyor. Bebeklerini konuşturuyor. 5 minutes later. Arkadaşlar uyudu. Hem de ışık açık geldi. Uykum vardı de. Oyunu bıraktı ve elinde biberonu. Ağzında emziği bu kız ben yerim ya. Yerim şimdi yatağa beraber yatacağız ve uyuyacağız. Sen benim canımsın. Bir tanemsin. Arkadaşımsın. En güzel. En güzel arkadaşımsın. İyi kimsin. Her şeyimsin. Sen benim bir oyuncak kızımsın. Bebeğimsin. İyi ki varsın bir tanem. İyi ki varsın sen. Arkadaşlar biz uyuyoruz. İyi geceler. Hepinizi çok seviyorum. Belki uyuduktan 2-3 saat sonra süt istiyor arkadaşlar. Şimdi ona süt yaptım. A bakalım. Çünkü hala bebek ya. Süt içiyor bebek gibi süt içiyor. Tatlı değil mi? Hepinize iyi geceler. Süt var ağzında. 12 sleepless hours later. Günaydın. Uyandım, hazırlandım ve bugün şu iğrenç tırnaklarımdan kurtulmaya gidiyorum artık. Öykü'şkom'la babası annemlere gittiler. Beni orada bekleyecekler. Ben de gideceğim, tırnaklarımı yaptıracağım, geleceğim. Hadi o zaman siz ve ben tırnak yaptırmaya. Son olarak rujumu sürüyorum. Çıkıyorum. Ay sen çok güzelsin ya. Çok güzelsin sen. Hadi o zaman gidelim mi? Hazırız. Nasıl olmuş? Kombinime de bak. Yıkıyordum ortalığı. Yine göremiyorsunuz boydan. Bu kamera yakınlaştırıyor ya. Nasıl olmuş? Güzel oldu. Bu arada gözlerim bomboş. Çünkü rimel. Eyeliner sürmedim. Çünkü lifting yaptıracağım. Böyle kirpiklerim kalkık kalkık olacak. Böyle bir şeyler giydim. Şunu taktım falan. Şu şeyin mikrofonu. Kameranın mikrofonu. Bence tatlış oldu arkadaşlar. Hadi o zaman gidelim artık. Tırnaklarımızı yaptırmaya kimle gidiyoruz? Şimdiye gideceğiz, tırnaklarımızı yaptıracağız. Aynı şey yaptırırız büyük ihtimal. Hep aynı şeyi yaptırıyoruz. Yağmur yağıyor ve ben beyaz ayakkabımı giydim. Ya, senin aldığın Nike giydim Selma. Şu an aldığın 3000 TL gidiyor. Donuyor. Bir de elbise giydim. Çünkü ben salağım. Salak mısın? Şimdi yeni tırnaklarım için renk seçelim. Geldik Selma'yla. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bence şöyle gri, parlak bir şeyler yapalım mı? Simli bir şeyler. Ya da şu tam benlik gibi sanki. Şimdi tırnaklarımı yapmaya başladık. Selma beni çekiyor. Selma da birazdan geçecek. Önce beni aldılar. O canım arayın. Benim tırnaklarım daha önce bitecek. Şimdi bunları çıkartacağız sonra yenileyeceğiz. Çok güzel olacak bence. Sonucu ben çok merak ediyorum ya. Böyle beyaz yaptıracağım. Pembe pembe böyle sanki su damlası gibi yapacağız. Arkadaşlar dışarı çıktık.
ben gerizekalıyım. Donuyorum şu anda. Gerçekten buz gibi. Gelin. Mehmet beni almaya gelecek. Aşırı üşüyorum ama. Bir daha etek giymeyeceğim. Bir daha etek giyersen beni uyarın. Mehmet'i bekliyoruz. Hala gelmedi Mehmet ve donuyoruz. İkimiz de Selma deyince gibi. Tırnaklarını göster. Çok güzel olmuş. Benimki de güzel. Sen niye böyle yaptın bunu? Aynı şeyi yapacaktık. Aynı şeyi yaptırmamış ya. Gitmiş başka tırnak yaptırmış. Hiç aynı tırnağı yaptıramıyoruz. Şimdi şu bir daha arayacağım. Artık gelmezse gerçekten küseceğim ve gideceğim. Yeter yani ya. Yanımdan geçen teyze kız üşümüyor mu yaptı bana? Üşüyorum teyze. Yok ama gerçekten şu an bir etrafa bakar mısınız? Benim gibi salak yok etek giyen. Mehmet geliyor. Hadi gelin karşıya. Bu çocuk beni hep bekletiyor. Hadi gelin. Mehmet geliyor. Burnumun ucuna bakar mısınız? Üşüdüm makyajı yapıyoruz ya hep. Şu an üşüdüm makyajı yaptı kendi kendime. Evet kıpkırmızı oldum. Bir saattir beni bekletiyor. Gelince ona kızacağız tamam mı? Dur dur. Beni görmüyor bir de ya. Allah'ım ya. İnsan karısını görmez mi? One hour later. Eve geldik. Yanımda Selma yine TikTok çekti. TikTok yayın yapıyor. TikTok'ta yayındayız. Evet. El sallayın haftalık vloguma. Bu hafta atacağım arkadaşlar. Tam şu anda kanala abone olmayı unutmayın. Biz Selma ile yayın yapacağız. Sonra zaten öykü almaya gideceğiz. Görüşürüz. Sonra devam ederiz haftalık vloguma. Ben yayınımı yaptım, çıktım. Tahmin edin bakalım nereye gidiyorum. Tam şu an videoyu durdurup yorumlara yazın tamam mı? Sürpriz nereye gideceğimi şu an söylemeyeceğim. Sürpriz demiştim size. Saçlarımı yaptırmaya geldim. Sürprizim buydu arkadaşlar. Fan kuafördeyim. Direkt kendi yetkilisi benimle ilgilenecek zaten. Buranın sahibi. Saçlarımı çok güzel yapacağımı söylüyor. Bakalım nasıl olacak. Bence beğenirsiniz. Mükemmel bir değişimle başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ve kaynakları çıkardık arkadaşlar. Kendi saçlarıma dokunmak gerçekten çok güzel bir şey. Arkadaşlar saçlarımı boyadık, iplerimi boyadık. Şimdi bir şeyler söyledim onları yiyeceğim. Çünkü acıktım yani. Efendim? Galiba bir önceki yapma işlemlerden dolayı saçımı açtık ya. Evet. Saçın yapıyor. Nasıl? Ya hayır şaka mı? Hayır yapıyor saçın. Gerçekten mi? Yani güzel bir kaynak takıyoruz aslında. Mikroyla bunlar ne? Hepsi mi gitti şu an saçımı? Yani yapıyor. Of kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten mi? Maalesef. Benim saçım mı bu ya? Üzülmene gerek yok. Ben bunu tedavisini yapacağım. Ama saçsız ne yapacağım? Yok ben halledeceğim. Sen şey yapma. Üzülme. Şaka şaka bunlar senin saçların. Gerçekten. Ya çok kötüsün. Gerçekten çok kötüsün ya. Ağlayacaktım. Sinirden ağlayacaktım. Mükemmel çok bir sonuç geliyor. Çok bir kadına yapılabilecek en kötü şakayı yaptın. Şu an kalbime iniyordu. Hiç sinirde kalmadı. Nereden buldun saçları? Getirdim. Benim İnanamıyorum ya. Arkadaşlar kafayı yiyordum demin. Gerçekten hayatımın şoku. Hiçbir zaman unutamayacağım. Bir kuaför tepe yapmadı demezsin. Ama bir gün gerçekten başıma gelirse yine şaka sanacağım. Bir şey söyleyeceğim. Demin hayatımın en önemli şeyinin saçlarım olduğunu bir kere daha anladım. Gerçekten çok korktum. Gerçekten. Canım saçlarım. Kalkınca sarılacağım saçlarıma. Aynaya dönmedin mi? Güzel bir sürprizim var sana. Sürprizlere bayılırım bu arada ama rengini çok merak ediyorum. Geldiğimden beri renge bayılacaksın diyor arkadaşlar. Siz gördünüz şu an görüyorsunuz rengi ama hala ben görmedim. Bence mükemmel oldu. Hazır mısın peki? Evet. Bakayım mı? Ya şaka yapıyorsun. Renk çok tatlı. Bebek kumralı. Gerçekten bebek kumralı bu. Ve hep istiyordum. Mükemmel oldu. Bir aklım diyor ki hepsini bebek kumralı yap. Sizce yorumlara yazar mısınız? Hepsini şu dibindeki renk yapalım mı yoksa böyle mi kullanayım? Ama çok beğendim. Kaynaklarım geldi arkadaşlar. Şimdi takacağız. Saçıma bir tane sürpriz, sınav sürpriz bir renge boyayacağım. Ne renk olduğunu söylemeyeceğim. Yine merak edin. Sizi meraklandırmayı seviyorum ya sanırım. Siz bir renk demiştiniz, hatırlıyor musunuz? Sormuştum size, siz karar vermişsiniz. Saçım boyanmış. Acaba içinde ne renk var? Bu arada final arkadaşlar. Dağıtıyoruz ve bitiyor şu an. Bitti saçlarım. Rengi nasıl olmuş? Beğendiniz mi? One hour later. Arkadaşlar eve geldik. Nasıl olmuşum? Ben tekrar hazırlandım. Ben bugün 3 kere eve geldim. 3 kere hazırlandım çıktım. Şimdi Mehmet'in tepkisi saçlarım nasıl olmuş canım? Saçlarım çok güzel olmuş ama bir şey sormuş.
konuşacağım. Efendim? Bu mevsimde, bu ayda böyle giyinir mi arkadaşlar? Yani böyle giyinilir mi? Yorumlara yazar mısınız? Tam şu anda lütfen. Giyinilir mi? Bence giyinilir. Niye giyinilmesin? Giyinmez. Üşür. Çorap giydim bakın. Çorap bakın. Bu mu ısıtacak seni? Bakın çorap tam giydim. Tam ısıtacak mı seni? Hem de çorabıma bakar mısınız? Dantelli okul çorabı. Çok seviyorum böyle giyinmeyi. Hadi o zaman gezmeye Beşiktaş'a gidiyoruz. Çok kalın bir ceket giydim. Üşümeyeceğim. Bana güvenin aşkım. Ben bugün tırnağa gittim. Saça gittim. Mehmet de eve geldim. Dedi ki aşkım dedi sen çok yoruldun. Çok çalıştın değil mi? Tabii. Senin dedi gezdireyim dedi. Bir de bu kadar dedi güzel olmuşsun dedi. Saçlarını yaptırmışsın dedi. Gez dedi. O yüzden şimdilik öyküyü almadan Beşiktaş'a gidiyoruz. Dönüşte öyküyü alacağız. Özledin mi kızını? Tabii. Öyküye buradan ne söylemek istersin? Kızım seni çok seviyorum. Annen yüzünden gidiyoruz seninle. Öykü şu an sensiz gezmeye gidiyoruz. Bu videoyu izlediğinde çok kızacaksın. Tırnağa gittim diye de çok kızacaksın. Saçımı yaptırdım diye de çok kızacaksın. Ama pembe yaptırdım diye çok sevinecek bence arkadaşlar. Sürekli story attığım o ayna. Instagram'dan beni takip edin. Burada her gün story atıyorum gerçekten. Üşenmeden her gün story atıyorum. Bugün atamadım çünkü size vlog çekiyorum diye bugün atamadım işte ya. Of. Instagram takipçilerim üzgün. Dışarı soğuk değilmiş bu arada üşümüyorum. Gerçekten üşümüyorum. Hiç soğuk değil burası. Acaba binalar mı tutuyor? Kocaman binalar var ya. İnşallah açık bir yere gitmeyiz. Birazcık üşüyorum. Çaktırmayın Mehmet, üşümüyorum diyorum. Ne zaman etek giysem üşüyorum dersen kızarım diyor. Ben de o yüzden üşümüyorum diyorum. Arabam neredesin? Arabam neredesin? Arkadaşlar saçımın pembesine bakın. Çok mutluyum gerçekten. Havaları uçuyorum. Sınıftan o kadar güzel oldu ki aynaya bakınca çok mutluyum. Yer misiniz? Patates yemeye geldik ya. O kadar acım. Mehmet beni patates yemeye getirdi. Tabii. Hem de küçücük bir yere getirdi yani. Olur mu? Aşın ağzınıza. Neyse şimdi kafeye gidelim, burada bir şeyler yerim bence. Bana yetmedi arkadaşlar. Hepsini yedim ama doymadım gerçekten. Akaretlere geldik arkadaşlar. Şimdi kafeye gireceğiz. Çok güzel. Size de göstermek istiyorum burayı. Ama bugün birazcık boş. Çünkü hafta içi olduğu için ama hafta sonu gerçekten yer bulamıyoruz burada. Kamerayı kapatacaktım da kapatmayacağım. Vazgeçtim. Beraber gidelim. Kapatıyorum. Arkadaşlar öyküyü bıraktık. Kafeye geldik ya. Arkadaşlar yedik içtik. Ben kamerayı açmayı unuttum yemek yerken. Evet. Bayağı yedik. Terez yedim bir sürü. Karnımız şişti şu an. Neyse artık burada bu kadar görüntü yeter bence. Nereye gidelim? Midye yemeğe gidelim. Hadi midye yemeğe. Geç. Doğru lan. Gecenin saat birinde kapattı. Bir geçiş yapacaktı ama olmadı. Evet, bir geçiş yapmak istemiştim ama olmadı. Ana. Hadi gidiyoruz. O zaman ben yapıyorum geçişi. Yap. Arkadaşlar biz eve geldik. Öyküşü bugün bıraktığım için ondan birazcık özür dilemem gerekiyor. Ölürüm ben. Özür dilerim. Bir daha seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam mı? Tamam. Ben gittim diye ağlamış zaten. Ben şimdi onu uyutayım, sonra geleyim. Hatta bence vlog artık yeter, bitsin sizce. Gerçekten izlemekten sıkılmış olabilirsiniz. Vlogun sonuna geldik diyelim mi Öykü? Sen söyle hadi. Arkadaşlar vlogun sonuna geldik, bay bay da. Arkadaşlar, bunu unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Haftalık videonu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam 20 bin like gelirse haftalık vlog her hafta çekmeye çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bizim bir haftamız böyle geçiyor. Öyküyle, koşturmaca, çekimler, onlar bunlar. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Biz uyuyoruz.